Hayatımın en mutlu, hayatımın en uzun gecesiydi o gece. Sanki bir yıldır yürüyordum, bitmiyordu. Sonra tam kitlelerin içerisine doğru geldim, böyle kitleler açılıyor. Tam ben kendimi ortada buldum. Biri arkamda dedi ki, başkan dedi, konuşma yap dedi. Hayda, bu nerede çıktı dedim, hiç hazırlık yok. Yoldaşlar dedim, 72'lerde Zeranik'te başlayan mücadele, irade, o devrimci ruh galiba Ovaç'ta tekrar vücut bulmaya başladı dedim. Ovaç halkının onurlu duruşu her birimizi aslında burada, her birimize ders vermişti. Çünkü bugün devrimciler yarıştı. Kapitalistler ya da burjuva partileri yarışma dışında kaldı. Biz yoldaşlarımıza karşı zaferi ilan etmeyiz. Biz zaferi yoldaşlarımızla paylaşırız. Onun için herkes evine gitsin dedi. Beni götürdüler şöyle odaya koydular. Sonra herkes dışarı çıktı. Simsiyah bir koltuk vardı. Masa vardı. Birden aklıma geldi, dur bakayım belediye başkanı olduğumu hatırlatayım bunlara. Müdür arkadaşları çağırdım, dedim ki briefing verin, nedir bütçemiz nedir? Gelen bütçeler sonrasında 1.507.000 lira ödenmesi gereken borç. Hesabımızda ne kadar para vardı? 10.000 lira, dışarı çıkın dedim. Kapıya kadar gittim, dedim ben bu işi yapamam, ben 50.000 lirayı bir arada bulmuş biri değilim. Ben korkudan öldüm yani böyle. Tam kapıya kadar gittim, sonra dedim bu örgüt beni öldürür, ben en iyisi geri deneyim gittim. Bir saat kitap okuyana, bir saat bisiklet ücretsiz projesi anlık gelişen bir şey değildi yani. Bizim aklımızdaydı. Bu çocukları bisikletle, bu çocukları bilgisayarla, bu çocukları iPhone'la, bu çocukları bilimle, teknikle buluşturmamız gerektiğini aslında bir program dahilindeydi. Ama birçok dostumuzun desteğiyle oldu işte. Adana ve Antalya bölgesindeki dağcılar, dağcılık sporuyla ilgilenen arkadaşlarımızın geldiği, size 20 tane bisiklet getirmek istiyoruz, bu bölge bisiklet sürmek için çok uygun olduğu sözü üzerinde bir tartışma yürüdü. Onlar şöyle düşündüler, biz 20 tane bisiklet getirelim, bir mekanizma kuralım, herkes 1 lira attığında ya da 2 lira attığında bisikleti alıp götürebilsin. Hem belediye bir katkı olur, hem de çocuklar bisikletle buluşur. Şimdi şöyle düşündük, ya ulaşımı ücretsiz yapıyoruz, mazot var, şoför var, her şeyi var. Şimdi bisikleti adam kendisi sürüyor, şey de yok, mazot da yok, hiçbir şey de yok. Ha, bize küfür ederler dedik yani. Şöyle bir karar aldık orada arkadaşlara, dedik ki siz bize 20 tane bisiklet getirin, biz de hemen 20 gün içerisinde bir tane kütüphane açalım hemen belediyenin girişinde. Bir saat kitap okuyana, bir saat bisiklet ücretsiz dediğimizde doktor arkadaşlar vardı içinde, lan dedi, bir kapitalistlerle bakışıyla sosyalistlerin bakışı az farklı demeye başladılar. Ben her geçtiğimde çocuklara merhaba yoldaşlar diyordum, onlar ayağa kalkıyordu, merhaba yoldaş diyorlardı bize. Aylarca böyle oldu, gerçekten böyle oldu. Bir gün dedim ki, ben dur bunlara hiç selam veren vermeyeyim, ne tepkisi ne olacak diye. Böyle içerisine geçtim, birinci basamağa çıktım, ikinci basamağa çıktım, arkada bir tane çocuk bağırdı bana. Buna ne olmuş dedi. Ben şöyle döndüm arkaya baktım böyle. Dedim var ya dedim, oğlum ben biliyorum sen zaten okumuyordun. O, açıyorsun oraya bakıyorsun, sonra toplantıda o kitapları hepsini okumuşum. Tövbe, hiç okumamışım. Hep size sorduğumda cevap vermezseniz dedi, bak burada hepinizi atacağım dedim. Yanındaki diyor, oğlum oku oku, vallahi bu bizi atar diyor. Çocuğun cevabı mükemmeldi arkadaşlar. Hani toplantılarda, halk meclislerinde birlikte karar alacaktır, tek başına mı bizi atıyor dedi. En yaşlı amcaya siyaset tartışması yaptığımda, evine gittiğimde Ovaç'a dair söz ya da Ovaç'a dair bir tartışma yürüttüğümüzde yaşlı bir amca bana somut koşulların somut halli dedi bana. Vallahi dedim, Marx da buradan, Mao da buradan, en iyisi ben oturayım dedim. Hiç unutmuyorum, bir yolda gidiyordum, sağa sola yanmış, tam yola gelince yangın durmuş. Çünkü yanacak şeyi kalmamış. Yürüdüğünüz yol topraktır. Bir tane büyük bir karınca bir bu tarafa geliyor, bir bu tarafa geliyor, gidiyor. Bir tane kaplumbağa kendini toprağa koymuş, kurtarmaya çalışıyor. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim, kaplumbağa bizi gördüğünde bize doğru geldi. Normalde kaplumbağa insanları gördüğünde kabuğuna çekilir. Oradaki o travmanın, o duygunun bize gösterdiği şeyi söylemek isterim. Bir baktık, ya bu tek karınca mı dedik, ya tek bir tane mi kaldı, hepsi burada öldü mü diye. Sonra bir baktık ki ağacın en tepesine milyonlarca karınca çıktı. Ve bir tek ağaç ona dayadık, karıncaların hepsi oradan inmeye başladı. Aslında bizim yaşadığımız şey
sadece doğadaki toprak üzerindeki bir sadece bir bitki değil. O bitkilerin koruması altında birçok canının o travmatik durumu da söz konusu.